Merhaba arkadaşlar. Basit harmonik harekette birlikteyiz. Basit harmonik harekette nedir? Basit harmonik hareketin ilk başta özelliklerinden başlayalım. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda denge konumuna eşit uzaklıkta iki nokta arasında belirli zaman aralıklarında kendini tekrarlama hareketini geri çağrıcı kuvvetler etkisiyle yapan titreşim hareketine biz ne diyoruz? Harmonik hareket diyoruz. Basit, basit harmonik harekete yatay düzlemde bulunan yayın ucuna bağlı bir cismin belirli bir miktar yani yayı yatayda itip çekiyoruz. Bırakılması sonucu hareket veya esnemeyen kütleri önemsiz bir ip ucuna bağlı bir kütlenin ip düşeyde 10 dereceye aşmayacak şekilde açılıp bırakılmasına yaptığı hareket örnektir diyoruz. Peki şimdi burada mesela birincisinde vermiş denge konumumuz bizim O noktası. Ben yayı K noktasına kadar çektiğimde ya da L noktasına kadar ittiğimde serbest bıraktığımda iki nokta arasındaki gelgit hareketine biz basit hareket diyoruz. Ya da ee, M kütleli bir cismimiz var. Mesela k noktasından 10 derece açıyı geçmeyecek şekilde serbest bıraktığımda L'ye gidip tekrar gelmesine biz basit harmonik hareket olarak adlandırıyoruz. Şimdi burada e, ne demiş? Serbest halde o noktasında bulunan cismin yayın D noktasına kadar sıkıştırılması ya da K noktasına kadar çekilerek serbest bırakılma sonucu yaptığı hareket basit harmonik harekettir. Cisim geri, ça geri çağırıcı kuvvetten F eşittir K çarpı X etkisiyle L-K arasında gidip gelme hareketi yapar. Burada da nedir zaten? Geri çağırıcı kuvvet MGS'nin alfa etkisiyle KL noktalar arasında gidip gelme hareketi yapıyor demişiz. Şimdi iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapan cisim basit harmonik hareket yapmayabilir. E, ee, cisim geri çağırıcı kuvvetlerin etkisiyle uzanımla doğru orantılı iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapmalıdır demiş. Yay serbestken ucuna en kütleli cisim asıldığında cisim basit harmonik hareket yapmaz. Çünkü cisim geri çağırıcı kuvvetin etkisiyle değil kendi ağırlığının etkisiyle gidip gelme hareketi yapıyor arkadaşlar. Kuvvet sabit olur değişken değildir. Yani burada ne olması gerekiyor? Kuvvetin değişken olması gerekiyor. Tüm hareketi boyunca ivmenin ya da hızın değişken olması gerekiyor. Şimdi sürtünmesiz yatay bir düzlemde gerilmemiş veya sıkıştırılmamış şey sabit k olan yayın ucuna bağlı burada m kütleri bir cismimiz varmış. Bulunduğu konum denge noktası olarak yani o noktası denge noktası olarak ifade ediliyor. Cisim o noktasında kalırsa net kuvvet sıfır olup cisim dengededir. Yani bu şekilde kalacak zaten o ile bıraktığın zaman. Şimdi cisim ilk noktasına kadar sıkıştırılıp bırakıldığında yayda sıkışma kuvveti geri çağırıcı kuvvet olup o noktasına yöneliktir. Ne tarafa doğru? Merkeze doğru yani o'ya doğru. Ya da bu nedenle cisim X noktasında veya Y noktasındayken kuvvet maksimumdur. O noktasında geri çağırıcı kuvvet sıfırdır. Mesela cisim hangi bölgede ise X O arasındaysa geri çağırıcı kuvvet O noktasına doğru. O Y arasındaysa geri çağırıcı kuvvet O noktasına doğrudur. Yani hep O noktasına doğru. F eşittir. Eksi K çarpı X olarak buluyoruz. Ne? Onun vektörü o, o noktasından cisme doğru geri çağırıcı kuvvete daima O noktasına yöneliktir demiş. Ee, burada eslemeyen bir uçun ipin ucuna bağlı M kütleri bir cisim asıldığında cisim O noktasında şekildeki gibi denge konumundadır. Yani şu şekilde burada dengede. Ee, şimdi burada 10 derecelik açıyı geçmeyecek şekilde açıldığında geri çağırıcı kuvvet Mg sin alfa olacaktır. Yani bu tarafa doğru olan bir kuvvet olacaktır. Mg sin alfa aşağı doğru Mg iki bileşen ait diyor çünkü. E, denge noktasına yöneliktir yani o noktasına doğrudur. Cisim k noktasından o noktasına gelirken alfa açısı azaldığında kuvvet ne olacaktır? Azalacaktır. Ve cisim o noktasından l noktasına giderken kuvvet artar. Yani buraya doğru gelirken kuvvet azalır. Buradan sonrasında kuvvet artar. Yani o noktasında kuvvetimiz nedir? Sıfırdır. Ve f net mg sin alfa olacaktır. Şimdi alfa 10 dereceye eşit ve küçük olduğunda geri kuvvet e, uzanım da orantılı olduğundan cisim basit harmonik hareket yapar. Alfa açısı yani açımız 10 dereceden büyük olduğunda kuvvet konumla doğru orantılı olmadığından cisim basit harmonik hareket yapmaz arkadaşlar. Yani maksimum 10 derece olması gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. Mesela burada demiş ki şekil 1'deki düşey konumda ve tavana bağlı bulunan yayın ucuna x cismi bağlanıp serbest bırakılıyor. Şekil 1'de tavana bağlı ipin ucuna bağlanmış y cismi düşeyde 40 derece açı yapacak şekilde ayrıldıktan sonra serbest bırakılıyor. Şekil 3'te Ali k noktasının arasında gidip gelme hareketi yapıyormuş. Burada buna göre hangi şekilde gitsinler basit harmonik hareket yapmıyordu demiş. Arkadaşlar burada kuvvetin sürekli değişken olması gerekiyor. Fakat sadece MG ağırlığımız var. Onun için buradaki basit harmonik hareket yapmaz. Ya da maksimum 10 dereceydi bizim açımız. 10 dereceye geçtiği için bu da basit harmonik hareket yapmaz. Burada ise sürekli gel git yani... K-L noktalar arasında gidip gelme hareketi yapıyor. Hızımız e, sabit yani kuvvet olması gerekiyor. Kuvvetin değişken olması gerekiyor. Yani burada da basit harmonik hareket yapmaz. Hangilerinde yapmıyordur diye sorduğu için 1, 2 ve ne olacaktır? 3 olarak gelecektir. Evet sürtünmesiz yatay düzlemde serbest yayın ucuna M kütleli cisim bağlanıp O noktasından L noktasına çekiliyormuş. Yani bu noktaya kadar çekiliyormuş. Sonra da serbest bırakılıyormuş. Ve cismimiz KL noktalar arasında basit harmonik hareket yaptığına göre demiş. Cisme K ve L noktalarına etki eden net kuvvet maksimumdur. Evet uç noktalarda maksimum olacak. Ve e, bu o noktasında ise sıfır olur arkadaşlar doğrudur. Cisme etki eden net kuvvet zamanla düzgün değişir. Hayır buradaki H x, yani maksimum iken sıfıra doğru gelecektir. E, sıfır iken artacaktır mesela düzgün olarak değişmiyor arkadaşlar. Sürekli e, hızımız, iğmemiz ya da kuvvetimiz zaten düzgün değişmez burada. Cisme uzanımla doğru orantılı net kuvvet etki eder. K çarpı x zaten f dediğimiz eksi k çarpı x olarak gelecek ona göre etki edecektir. Yani uzaklıkla o noktasına uzaklıkla bağlı olarak düzgün etki eder. cisim o noktasından geçerken cismini etki eden net kuvvet sıfırdır zaten bunu söyledik. Dengi konumunda net kuvvetimiz sıfır olarak gelecektir. Yani 1, 3 ve ne olur 4 olarak gelir cevabımız. Şimdi basit harmonik hareket ile düzgün çembersel hareket arasındaki ilişki. Şimdi düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim yatay ve düşey eksendeki iz düşümleri yapmış olduğu basit harmonik harekettir. Yani burada cismimiz basit harmonik hareket yaparken, şey, çembersel hareket yaparken yukarıdan paralel ışık demeti ya da yatayda paralel ışık demeti olduğunda yukarıdan yaptığımızda burada KL arasındaki basit harmonik hareket yaptığını görürüz ya da M, N arasında basit harmonik hareket yaptığını e, göreceğiz arkadaşlar. Biz düşünme basit harmonik harekettir. Şimdi bazı kavramlarımız var. Bunlar nelerdir? Ee, birinci olarak genlik. Genliği biz R olarak göstereceğiz. Şimdi basit harmonik hareket yapan cismin denge konumunu olan maksimum uzaklığıdır. Mesela K'li arasında basit harmonik hareket yapıyor. Buradaki O noktası nedir? Denge konumu. Denge konumunu olan maksimum uzaklık. Bakın burada XR ya da artı R olarak. Yani R büyüklüğündedir. Genlik olarak adlandırırız maksimum uzaklığı. Ya da uzanın... Ee, Uzanım biz x olarak adlandırırız. Basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir andan geçerken yani bir anda denge konumuna olan uzaklığına biz ne diyoruz? U uzanım olarak adlandırıyoruz. Düzgün çembersel hareket yapan cismin x y eksenlerindeki uzanım değerlerini biz mesela x e, bileşenine şurada r'nin x bileşeni mesela bu noktadan geçerken e, r çarpı cos alfa ya da e, y bileşeni r çarpı sin alfadır komşusu olmadığı için. Burada mesela 2 pi alfa çarpı t ise alfa açımız ne geliyor bizim? 2 pi bölü t çarpı t olarak omega çarpı t'dir. Yani bu durumda uzanım denklemimiz x bileşenimiz r çarpı cos omega t ya da y bileşenimiz r çarpı sin omega t olarak yazılabilir arkadaşlar. Yani basit harmonik hareket yapan cismin başlangıç noktasına göre konum zaman grafikleri şu şekilde ne oluyor? Parabolik olarak gidiyor r noktasına dönüyor. E, T bölü 4'lük bir zamanda gidecektir. Burası T bölü 4'tür. Mesela burası 3 T bölü 4'tür. Ne oluyor? Maksimum uzanma T bölü 4'lük. Sonra tamamına tüm uzaklığa T bölü 2'lik ya da bir tam turunda gidip gelme hareketi T'dir arkadaşlar. Ee, bu T sıfır anında denge konumundayken e, T sıfır anında R konumundayken ise gene aynı şekilde gelecektir. Yani T bölü 2'de e, yarım tur atacak bir tam turunda gidip gelme hareketi yapacaktır konumunun. Zamana bağlı grafiğidir bu da. Periyot dediğimiz nedir? Ee, cismin bir tam salınım yapması için gereken süreye periyot denir. Yani mesela K noktasında başlıyor cismimiz. L noktasına gidip tekrar K noktasına geri gelmesi bir periyottur. Ve periyodu biz neyle gösteririz? T sambülüyle gösteririz. Ve birimimiz saniyedir. Şimdi arkadaşlar gidip gelme süresi e, ne olacaktır? T bölü e, T olarak adlandırdığımızda. Burada mesela buradan buraya gidişte T bölü 4. T bölü 4'lük zaman geçer o neye Geri gelişte buradan buraya T bölü 4 sonrasında ise gene T bölü 4'lük zaman geçer. Bir tam periyotluk bir zaman geçmiş olur. Basit harmonik hareket yapan cismin yörüngesi 4 eşit parçaya bölündüğünde şu şekilde K, N arasında K, L, O, M, N A olarak böldüğümüzde ee, şimdi genliğinin yarısı kadar olması için cismin K noktasından 60 derece dönerek N noktasına gelmesi gerekir. Mesela burada ne olması gerekiyor? Yarısı olması için 60 derece, 30 derece olması gerekiyor. E şimdi Burada T bölü 6'lık zaman geçerse ne olacaktır? Burada yarısı kadar T bölü 12'lik zaman geçecek. Yani 60'a 30 olarak böldüğümüzde bu şekilde gerçekleşecektir. R bölü 2, R bölü 2 olarak adlandırdığımızda. Yani kısacası K'den L'ye gelme süresi T bölü 6, L'den O'ya T bölü 12, O'dan M'ye, O, M arasında T bölü 12, M, N arasında ne olacaktır? T bölü 6 olarak gelecektir. Yani O'ya yakın olan T bölü 12'lik zaman... E şimdi ne oluyor burada? Toplamda gidip gelmesi zaten bir periyotluk bir zaman geçiyor. Bu şekilde işlem yapacağız. Mesela PR noktalar arasında ne demiş? Basit harmonik hareket yapan cisim M noktasından ok yönünde geçtikten 0.6 saniye sonra. M'den geçtikten 0.6 saniye sonra N'den geçiyormuş arkadaşlar. Cismin periyodu neydi bu bölgelerde? T bölü 12, T bölü 12 idi. Yani burada T bölü 12 artı T bölü 12 neymiş? 0.6 imiş. Şimdi burada 2T bölü 12 ne oluyor? 0.6 geliyor. E ne gelecek burada 6 sadeleştirdiğimde işler dışlar çarpımı yaptığımda 3.6 saniye benim neyimdir? Periyodumdur. Buna göre işlem yapacağım. Ya da mesela TL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan X cismi periyodu 18 saniyemiş. Yani bizim P, T'miz 18'miş. Bizim o noktasından o ok günde geçtikten 24 saniye sonra net kuvvet ve konum vektörleri e, yönü e, nasıl olur demiş bize. Şimdi net kuvvet zaten sürekli o noktasına doğrudur biliyoruz ki. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 18 saniye periyodumuz varmış. Yani N, L'ye gitti, K'ye gitti, tekrar O'ya geldi ne olacaktır? Toplam 18 saniye geçecektir. Kaldı geriye kaç saniye? 6 saniye. Şimdi bu bölgelerde burada neydi? T bölü 12 idi. Yani 18 bölü 12 olarak gelecek. Buralarda ise T bölü 6 idi biliyoruz ki. Böyle T bölü 6 idi. Şimdi 18 bölü 12, 6'ya böldüğümüz zaman 3 bölü 2'lik bir saniye geçer. Şurada 3 bölü 2. E burada T bölü 6 yani 18 bölü 6'dan ne gelecektir? 3 saniye geçecektir. Bizden kaç istiyor? 6 saniye istiyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman e, burada T bölü 12, 18 periyodumuz var. 6 saniye istiyorum. 1,5 saniye geçti. 3 saniye geçti. Ne olacak? Toplam 4,5 oldu. Sonra geri dönüyor. Bu bölgede bir yerde olacak cismimiz. N ile arasında. Burada geri çağırıcı kuvvet neydi? O noktasına doğruydu. F kuvvetim benim O noktasına doğrudur. Konum vektörü de O noktasından cismin olduğu yere çizdiğimiz vektördür. Yani artı x yönünde Bu şekilde vektörlerimiz gerçek. Burada sürtünmeden ihmal edildiği ortamda ipe bağlı x cismi varmış. Bulunduğu konumdan serbest bırakılıyormuş. Şu şekilde fark açımız var arkadaşlar. Yatay düzlemde verilen noktalar arası uzaklıklar 20 santimmiş. Ee, ve cismin gölgesi K noktasından N noktasına, K'den N'ye ne yapıyormuş? İlk kez gelme süresi 6 saniyeymiş. Şimdi 6 saniye ise KD arasını ne kadarlık bir zamanda alıyordu? T bölü 6. T bölü 6'ya ne demiş bize? 6 saniyede geliyormuş. 6 saniyede geliyorsa bizim periyodumuzun ne olması gerekiyor? 36 saniye olması gerekiyor. Zaten B seçeneğinde hareketin periyodu kaç saniyedir? 36 saniye. M denge noktası, e, M denge noktası olduğu için, buralar 20 santim, 20 santim. Gendiğimiz nedir? Şu aradaki uzaklık, yani KM arası. Şimdi KM arası bizim gendiğimiz olduğu için iki tane 20'den ne olacaktır? 40 santim olarak gelecektir. Bize santim cinsinden istemiş. Şimdi cisim bırakıldıktan e, 24 saniye sonra nerede olur diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar e, bakıyoruz şu şekilde bir, bir dedim. Şimdi KD t bölü 6'da, t bölü 12'de. T bölü 12'de T bölü 6'da gidecek. Periyodumuz 36. Yani burada 6 saniye geçecek. Burada ne olacaktır? T bölü 12'den 3 saniye. Burada 3 saniyelik. Burada 6 saniyelik bir zaman geçecek. Şimdi cisim bırakıldıktan 24 saniye sonra ne oluyor? 6 saniye geçti. 3 saniye 9. Ne oldu? 12. Sonrasında ne oluyor? 6 daha et dedik, 18. Geriye doğru geldiği zaman ne olacaktır? Bir 6 daha 24 yani n noktasında olacaktır 24 saniye sonra. Diğer kavramlarımız frekans. E, frekans nedir bizim için? Basit harmonik hareket yapan cismin bir saniyedeki titreşim say sayısına biz ne diyoruz? Frekans diyoruz ve küçük f sembolüyle gösteriyoruz harfiyle gösteriyoruz. Saniye üzeri eksi bir ya da herstir. HZ olarak da birimimiz vardır. Şimdi ve her zaman periyotla frekansın arasında bir cismin periyoduyla ile frekansının çarpımı neye eşittir? 1'e eşittir diyoruz. Şimdi hız hızı biz nasıl buluyoruz? Hız dediğimiz 10.7 yer çaplı yörüngede sabit v hızıyla çembersel hareket yapan cismin düşey v ve yatay ve v ye eksenlerinde hız bileşenleri mevcuttur yani yatay ve düşey olarak değişecektir. Şimdi v değerimiz e, eksi omega açısal hızımız çarpı R sin omega T ya da V değerimiz e, omega R kosinus omega T. Burada hızımız ne olacaktır? E, o noktasında maksimum konuma ulaşacaktır. L ve k de sıfırlanacak arkadaşlar. E, ve maksimum hızımızı biz omega çarpı R'den e, buluyoruz. Şimdi şekil 1'de cisim O noktasından N noktasına gelirken hız vektörü pozitiftir. Yani L'den O'ya gelirken ne olacaktır? Hız vektörü pozitif, net kuvvet vektörü negatif yönde olduğu için pozitif yönde yavaştan hareket yapar. Yani ne olacaktır? L'den O'ya giderken, O noktasından N noktasına gelirken hızımız bu tarafa doğru kuvvetimiz hep O noktasına doğruydu. Ne oluyor? Yavaştan hareket yapıyor. O noktasında maksimum, maksimum olan hız L noktasında sıfır olur. Yani uç noktalarda maksimum kuvvet, hız sıfırdır arkadaşlar. O noktasında maksimumdur. Şimdi şekil 2'de ise L'den O'ya gelirken hız vektörüyle e, kom, kuvvet vektörüm hep O noktasına doğrudur. Yani ikisi de negatif yönlüdür. İkisi de aynı yönlü olduğu için ne olacaktır? Hızlanan hareket yapacaktır. L noktasında sıfır olan hız O noktasında maksimumdur. Yani buradan buraya gelirken ne olacaktır? Hızlanan hareket yapar, hızlanır. Şimdi burada ise O'dan K'ye giderken ne olacak? Geri harcı kuvvetimiz O noktasına doğrudur hızımızın yönü bu tarafa doğru hız vektörümüz. Hız vektörümüz negatif yönde. Kuvvet vektörümüz pozitif yönde. Buradan buraya gelirken ne olacak? Ters olduğu için yavaşlayan bir hareket yapacaktır. Negatif yönde yavaşlar. Burada ise k'den o'ya gelirken ne olacak? Hız vektörümüz bu tarafa doğru k'den o'ya gidiyor. Kuvvetimiz ise hep o noktasına doğru olduğu için ikisi aynı yönde olduğu için ne olur? Buradan buraya hızlanan bir hareket yapar. Ve o noktasında hızımız ne olacaktır? Maksimum olarak gelecektir. Mesela Ürtünmelerin önemsenmediği ortamda K ve N noktalar arasında bas hareket yapan cisim O noktasından D noktasına ilk kez 0.5 saniyede geliyormuş. Şimdi buradan buraya 0.5 saniyede geliyormuş. ne K ile arası 50 santim yani burası yarısı 25 santim ee, bizim maksimum hızımızı soruyor. Maksimum hızımızı omega çarpı R'den buluyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi omega'yı bulmam gerekiyor benim. Omega değerimizi biz nasıl buluyoruz? 2 pi bölü T'den buluyoruz. Yani 2 çarpı 3. Periyodumuz nedir? Yani T bölü 4'lük bir zaman geçiyordu biliyorsunuz ki burada. T bölü 4'ümüz 0.5 ise bir tam turunda yani ne olacak? 2 saniye olacak. Yani ne olacaktır? 3 radyan bölü 3 saniye olarak gelir. Maksimum hızımızı bulmak istiyorsak 3 çarpı Şimdi burada 25 santim fakat benim e, ne yapmam gerekiyor? Bunu metreye çevirmem gerekiyor. O da ne yapacaktır? 0.25 metre olarak. Çünkü bu da genliktir. KO arası uzaklık. R değerimiz. 0.25 o da ne yapıyor? 0.75 e, metre bölü saniye olarak gelir arkadaşlar. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda, e, TL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan x cismi oley arasından geçerken de, burada mesela e, bu tarafa doğru giderse ne olacaktır? Kuvvetin ters yönü ne olacaktır? Hızımız bu tarafa doğru. Şimdi artı yönde yavaşlayan hareket yapar fakat düzgün yavaşlayan hareket yapmaz arkadaşlar burada. Çünkü değişiyor sürekli hızımızın ve kuvvetimizin büyüklüğü. Eksi yönde hızlanan hareket yapar. Yani bu noktadan geçerken benim kuvvetim bu tarafa doğru hızımız da L'den O'ya gelirken bu tarafa doğru ne olacaktır? Hızlanan hareket yapacaktır. Net kuvvet O noktasına yöneliktir. Yani sürekli bakın hep O noktasına doğru yönelik olacak hangi bölgede olursa olsun. Yani cevabımız nedir? 2 ve 3 olarak gelecektir. 8. sorumuz basit harmonik hareket yapan cisme ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir demiş. Yani e, burada uzanım konum zaman grafiği vermiş. Bizim denge konumundan geçerken hızı e, 3 metre bölü saniyedir. Şimdi buradaki periyodumuz nedir? Şurası 12 olarak gelecek, şurası 6 olarak gelecek. Yani benim periyodum ne? 12. Şimdi arkadaşlar e, açısal hızını bulayım ben. 2 pi bölü t'den ne gelecek? 2 çarpı 3 bölü 12'den 1 bölü 2 olarak gelir açısal hızımız. Şimdi maksimum hızını bulmak istiyorsam ben V diyelim omega çarpı R'dir. Yani genliğimiz zaten R 6, 6 metre. Yani açısal hızımız 1 bölü 2 çarpı 6 saniye gelecek. 3 metre bölü saniye olarak gelecek. Bu doğrudur. Şimdi e, cisim 18. saniyedeyken net kuvvet sıfırdır. 18. saniyede denge konumunda zaten. Denge konumunda net kuvvetimiz 0 olarak gelecek. Şimdi 9. saniyede etkeden net kuvvet maksimumdur. E, şimdi baktığımız zaman 6, 12 ve 18 de bu şekilde. Şurada 3, 6, şurası 9'dur. Yani uzanımın maksimum olduğu yerde. Mesela K, L, O arasında. Yani şu noktada ya da bu noktada ne olacaktır? Net kuvvetimiz maksimum olacaktır. Ve 9. saniyede bu noktaların birindedir arkadaşlar. Doğrudur. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olarak gelecektir. Şimdi iğme ve kuvvet. Basit harmonik harekette kuvvet ve iğmenin yönü daima denge konumuna yöneliktir. Sürekli değişkendir. Konum vektörleri doğru orantılıdır. Denge konumundan uzaklık ile doğru orantılı olacak şekilde ivme ve kuvvet değişkendir. Şimdi konum ve ivme vektörleri zıt yönlüdür. Yani mesela siz bir basit harmonik harekette K, O, L arasında cismimiz bu bölgedeyken, kuvvetimiz bu tarafa doğruyken konum vektörümüz bizim ne tarafa doğrudur? Tam ters yönlüdür. Ve biz ivmeyi eksi omega kare e, çarpı x herhangi bir noktadaki ya da y bileşeninde omega kare çarpı y olarak biliyoruz. F'te MA'dan geliyor zaten. Eksi M çarpı imemiz omega kare çarpı X'tir. Ya da Y bileşenindekini istiyorsa eksi M çarpı omega kare çarpı Y'dir. Şimdi ivme uzanım grafiği ise şekildeki bu olacak. İvmem A ise eksi R genliğinde. İmeme eksi A iken R genliğinde olarak gelecektir. Basit harmonik hareket yapan cisme uç noktalardan etkilenen kuvvet formülüyle hesaplanıyor. Yani M omega kare çarpı R eksi bize sadece neyi belirtiyor? Yönünü belirtiyor. Denge noktasından geçerken, yani o noktasından geçerken şurada K, O, L arasında basit harmonik hareket yapıyordu. O bizim denge noktamızdı. Bu noktadaki cisme etki kuvvet mesela sıfırdı. E ne olacak? Burada iğmemiz de sıfır olacak ve kuvvet de iğme aynı bölgelerde sıfır, aynı bölgelerde maksimum. Mesela K ve L'de kuvvetimizde, de maksimumdur. ve Maksimum kuvvet m omega kare çarpı x formülüyle de hesaplanır. Ya da denge konumundan x kadar uzaklıkta, herhangi bir uzaklıkta. X olarak aldığımızda bu şekilde hesaplayacağız. Şimdi mesela öğrenme alanı 9 e, dayız. Bir cisim kn noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktaymış. Buna göre cisme etkeden net kuvvet KO ve ON aralarında zıt yönlüdür. Yani bu tarafa doğruyken burada F kuvvetin bu tarafa doğru ON arasındayken bu tarafa doğru kuvvetin yönü. Zaten vektörel yani zıt yönlü olarak e, ne olacaktır? Gelecektir. KO ve ON aralığında cismin hız vektörleri zıt yönlüdür. E, şimdi Kesinlikle demiş. KO'ya giderken bu tarafa doğru, O'dan K'ye giderken bu taraf olur. Kesinlikle zıt yöndür diyemiyoruz arkadaşlar. İki taraf da olabiliyor yani. Gittiği yöne göre değişiyor ama kuvvet sürekli O noktasına doğrudur. olur. etki eden net kuvvet KO aralığında azalırken, O'ne aralığında artar. Şimdi KO aralığında ne tarafa doğru gittiğini bilmiyorum. O'dan K'ye doğru gidiyorsa ne olacak zaten? Artacaktır. Fakat K'den O'ya gidiyorsa azalacaktır. Bunun için kesinlik yoktur. Onun için ne olacak? Yalnız 1 olarak gelecektir. Şimdi öğrenme alanı 10'dayız. Ee, K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin periyodu 24 saniyeymiş. Yani T'miz neymiş? 24 saniye olarak gelecekmiş. Buna göre T 0 anında o noktasından o ok günde geçen cisim 32. saniyede hız ve ime, kuvvet vektörlerinin yönü nasıldır? Şimdi zaten 24 saniyede tekrar aynı noktaya gelecek. E ne oluyor? 6-8 saniye lazım bana. Şimdi arkadaşlar bu bölgelerde T bölü 12'lik bir zaman geçiyordu. Yani T bölü 12'lik bir zaman. Bu bölgelerde ise T bölü 6'lık bir zaman. Yani şurada da T bölü 6'lık bir zaman. Noktalar uzaklıklar eşit olduğu için. Yani T bölü 6 olduğu için 24 bölü 6'dan e, T bölü 6 ne gelecektir? 4 saniye. T bölü 12 burası 2 saniye. Burası 2 saniye bu aralıkta. Bu arada 4 saniye. Şimdi 8 saniye bulmam gerekiyor. Hangi noktada olacak? Şimdi 2 saniye gitti buraya. 24'te geldi dedi zaten. 26 etti. Sonra o 30 etti yani 2 4 daha 6 tekrar geliyor. Bu arada bir yerde bu tarafa doğru bir V hızına sahiptir. Bölge de bu tarafa doğru bir V hızına sahip olduğu için e, ne olacaktı? Benim hız vektörüm artı x yönünde. Kuvvet vektörüm k o arasında olduğu için bu tarafa doğru. Peki ime vektörü de kuvvet vektörüm de aynı yönde değil miydi? O'ya doğrudur yani. Bu şekilde gelecek. Hepsi artı x yönündedir arkadaşlar. Burada zaten e, bir özet geçmiş. Periyodu T olan KVL arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin hız, ivme ve kuvvet değerleri özetle aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi denge noktamız bizim o noktası. KL arasında basit harmonik hareket yapıyor. Şimdi Arkadaşlar bu bölgelerde e, mesela demiş ki hız uç noktalarda sıfır. Orta noktada maksimum bir hıza sahiptir. E, i̇ğmemiz ise e, ne olacaktır? Uç noktalarda kuvvet ivmemiz uç noktalarda maksimum. İ omega kare çarpı r'den ya da e, m omega kare çarpı r'den kuvvetimizi hesaplıyoruz. Yani uç noktalarda bakın e, maksimum orta noktada İ mi ve kuvvet e, nedir? Sıfırdır. Şimdi herhangi bir noktasındaki hızını bulmak istiyorsam ben omega e, kök içerisinde r kare eksi x karedir. Yani herhangi bir x uzaklığındaki hızını bulmak istiyorsam. Ya da ben maksimum hızını bulmak istiyorsam neydi? Omega çarpı R'dir arkadaşlar. Direkt bu formüle de gidebilirim.